Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, nefis bir ev pizzası tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifime başlıyorum. Ilık olan 2 su bardağı suyu karıştırma kabına alalım. Elimizi yakmayacak derecede olsun. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar şekeri ve 1 paket kuru instant mayayı ekleyerek şeker çözününceye kadar şöyle bir karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre. Evlerimizde olan klasik su bardaklarından. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum bu aşamada. Ardından üzerine una eklemeye başlıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışan yumuşak dokulu bir hamur olması gerekiyor. Bunun üzerine son olarak şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra hamurumu yoğuruyorum. Toparlandıktan sonra Birkaç dakika boyunca yormaya devam ediyorum ki hamurumun dokusu daha da güzelleşsin. İstediğim kıvam tam olarak bu. Şöyle bir toparladıktan sonra üzerini kapatarak mayalanmaya bırakacağım. Çok sert yoğurmayın hamurunuzu. Benim belirttiğim ölçülerle 4,5 su bardağı un tam olarak ideal geldi. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurabilirsiniz. Hamurumu toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatin sonunda hamurum çok güzel mayalandı. Hacmi 2 katına çıktı. Maya kokmaması için şöyle ele yapışan bir hamur olduğu için kesme kartı ile yapıyorum bu işlemi. Şöyle biraz yoğuruyorum ki maya kokusu gitsin. Ardından tezgaha alacağım. Diğer tarafta hızlıca sosumu hazırlıyorum. 1 kase kadar domates sosunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim. 1 çay kaşığı kadar karabiber ve yine 1 çay kaşığı kadar kekiği ekleyerek karıştırıyorum. Sosu hamurumuz mayalanırken de hazırlayabilirsiniz. Ben unuttuğum için hamuru açtıktan sonra hemen dakika sürmüyor zaten hazırlamak. Elinizde domates sosu yoksa e, salçayı incelterek de sosu hazırlayabilirsiniz. Kullanacağım tepsiyi yağlıyorum. Bu aşamada oğlum bana yardımcı olmak istedi ve yağı fırçayla o dağıttı. Ardından hamurumu tepsiye alıyorum. Hamuru tepsiye aldıktan sonra Şöyle tepsideki yağlı elimi yağlayarak inceltiyorum. Tepsi boyutuna getiriyorum. Eğer sizler daha ince olmasını isterseniz pizza hamurunuzun merdane ile açabilirsiniz. Tezgaha alarak altını unlayarak. Fakat ben ee, ev pizzası şeklinde biraz doyurucu olmasını istediğim için böyle tepsi boyutunda açmak istedim. Dilerseniz bu ölçülerle iki tepside çıkartabilirsiniz. Daha ince hamurlu. Hazırladığım sosu üzerine dağıtıyorum. Kolay bir şekilde dağıldığından kaşığın arkasıyla dağıtıyorum. Fırçayla da dağıtabilirsiniz dilerseniz. Sosu dağıttıktan sonra malzemelerin yapışması için ilk olarak az miktarda rendeledim kaşar peynirini ekliyorum. Üzerine tek malzeme bol miktarda sucuk kullandım ben oğlum bu şekilde sevdiğinden farklı malzemeler ekleyebilirsiniz. 200 derecelik fırına gönderdim ve pişmeye bıraktım. Ortalama 15-20 dakika kadar piştikten sonra üzerine bol miktarda rendeledim kaşar peynirini ekliyorum ve tekrar fırına vereceğim. Kaşar peyniri ekledikten sonra üzerine çok yakıştırdığım baharat, kekikten bir miktar serpiştiriyorum. Ardından tekrar fırına veriyorum. Bir 10-15 dakika kadar tekrar pişirdikten sonra fırından çıkartıyorum. Nefis pizzamız servise hazır. İlk sıcağı çıkınca dilimleyerek sizlere şimdi bir dilim alarak iç dokusunu göstereceğim. Yumuşacık tam ölçülü oluyor. Gerçekten biz ailecek bu pizzayı çok seviyoruz ve benim asla değişmeyen tarifimdir. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.